كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Celle Celaluhu'nu sevmediği 10 kişi. Bugün sohbetler biraz acayip. Bakalım. Herkes bu listelere kendini baksın, bir kontrol etsin. Allah Celle Celaluhu'nu sevmediği insanlar, bu 10 alamet sende varsa Rabbim Celle Celaluhu seni sevmiyor. Rabbimin sevmediği adamın gideceği yer nar-ı cahim. Ne dedi bir tanesi? Allah beni sevmezse sevmesin dedi. Niye diyor? Allah diyor sevdiğine bela vermiş diyor, beni sevmesin. Allah Allah. Allah sevdiğine bela verir de niye bela verir? Günahlarını törpülemek için ya da makamını yükseltmek için. Bir, Allah Celle Celaluhu kafirler ve müşrikleri asla sevmez. Elhamdülillah buradan yırtabiliriz ama. İki, ahiretini dünya ile değiştirenleri. Sabah akşam tek derdi yemek, içmek, araba, ev, bilmem ne, dünya, para, para, yemek, gıda. Ne diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Adem oğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. Başka bir hadis-i şerifte ne diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Adem oğluna diyor belini doğrultacak kadar, yani gücünü toplayacak kadar yemesi ona yeter. Fazlası zarar. Ne dedik? Ahiretini dünyayla değiştirenler. 3. Zalimleri sevmez Allah Celle Celaluhu. Dediğim bak, az önce dediğimiz gibi zalimden maksat arkadaşlar, ne olursa olsun adam bulunduğu çevrede biraz şey, ne bileyim hani asarım keserim tiplerinde. Gelene tokat, gidene şamar, gel lan buraya, git lan buraya. Bu da zalimdir. Bu da zalimdir. 4. Fasıkları ve münafıkları sevmez. Fasık nedir arkadaşlar? Açıktan, aleni şekilde, herkesin gözünün içine baka baka günaha girenler. Sokak ortasında bira içer. Ne var kardeşim ya? Sokak ortasında sevgilisiyle, manitesiyle neyse işte el ele gezer. Hiç umru değil. İslam'da sevgili diye bir şey var mı? Yok. Girer herkesin gözünde iddia oynar, at yarışı oynar, it yarışı oynar. Aleni şekilde. Yani reklamını yapıyor. Baba bak diyor, iddiadan diyor ne tutturdum diyor. Meclis duruyor bu hafta diyor. Tövbe estağfurullah bilmem ne yapmış. Bak şimdi. Bir de ama bak haramı aleni yapıyor. Bu haramdır kardeşim. İddia haram, kusura bakmayacaksın. En azından bari haram olduğunu kabul et ki gavur olma. Ne var bunda dersen kafir olursun. Anında kafir olursun. Neyi bunun haram kardeşim dersen bittin. Fasıklar ve münafıklar. Münafık ne demek arkadaşlar? İnsanların içine selamun aleyküm. Maşallah Allah ya. Ne güzeller. Arkadan Allah belanızı versin. Öyle kardeşim. Yüzüne karşı lan ne mübarek adamsın sen, ne kadar Allah'ım. Adamdan nur çıkıyor. Arkaya bir de olan zift gibi suratı var. Bu ne kardeşim? Münafık. İnsanların içine takva numarası yapar. Ama kardeşim insanlardan ayrılınca bu ne be kardeşim? Öf be. Sıkıldım be. Münafıklar öyle yapıyordu. Münafıklar, Medine'de münafıklar böyle yapıyordu. 5. İsraf edenleri sevmez. Arkadaşlar şu israftan çok yanacağız, haberiniz olsun. O yediğiniz yemekleri tabakta bırakmayın. Dibini sünnetleyin. Bak ben iş yerinde mesela tabuldotta geliyor bize yemek. Geliyor derken tabuldotta yiyorum. Ben böyle dibini sürüyorum. Ya bizim bir tane iş yerinde, ismini vermeyeyim. Adam 80 kere hacca gitmiş. Bana böyle yapıyor. Hoca diyor sen diyor abartmıyor musun diyor. Bak tabağın dibini, diyorum ki ben diyorum alüminyum seviyorum o yüzden diyorum şey yapıyorum. Ne diyeyim şimdi buna? Hayır şimdi bak buna başka bir şey diyemezsin. Korkuyorum adamı sünnet desen haşa ve kelle ağzından, vallahi bak şaka yapmıyorum ya. Ağzından sırf kötü bir laf çıkmasın diye baba diyorum ben alüminyum seviyorum o yüzden ekmeği diyorum alüminyuma batırıyorum. O tabuldotları biliyorsun, metal tabuldotları onlar. Ben diyor birazdan diyor kaşığı maşığı yiyeceğim falan işte. Seviyorum baba ne yapayım diyorum yani. Ne diyeyim şimdi? He onu alacaksın kardeşim, güzelce sünneteceksin. Tabaklara bakıyorsun. Yemek dolu. Boşaltıyor çöpe. Ne diyor? Lokman Aleyhisselam. Diyorlar ki efendim hastalıklar çoğaldı. Diyor ki Lokman Aleyhisselam. Yemeklerin diyor, yemek artıklarının lağım suyla karışmasından sebep. Oho! Çöpe dökülenler. Ya ötesini söylemeyeyim ya. Ne pislikler ne pislikler ya. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. 6. Fesatçıları sevmez. Fesat kim? Ortalığı karıştıran. Baba senin arkandan bir sövmüş, bir sövmüş. Lan ne sövüyor? Bir sussana be kardeşim. Ya bir şey duydun ama kapat konuyu. O ona laf taşı oradan. Lan sana bir küfür etti var ya. Üf duyman lazım. Lan ne dedi? Ananı avradına girdi. Lan oğlum manyak mısın sen? Niye söylüyorsun? Allah Allah.
İmam-ı Azam olması lazım. Dediler ki efendim falanca sizin arkandan konuştu. Gıybet etti. Dediler ona hemen bir tepsi baklava gönder. Allah Allah, lan ne oluyor? Ya adam sana saydırdı. Oh dedi, elhamdülillah dedi. Ona dedi bir tepsi baklava gönder. Niye? Dedi gıybetim yaptı. Günahımı al dedi. Gönder baklava yesin. Ya biz böyle olalım. Ama bize tam tersi. Baba füzeyi hazırla. Tabii füze. Artık şey değil yani. Silah milah kalmadı. Roketi hazırlayın diyor baba. Atomu tuşuna basıyorum diyor. Havayı uçuracağım oraya. Sülalesini kaldıracağım. Vay namussuz diyor. Lan ne oluyor? Mübarek adamlar, bir sakin ya. Adam senin arkadan konuştuysa Allah affetsin, geç. Ya bana anlatma kardeşim ya. Tamam olsun de, bana anlatma de. Boş ver de. Sıkı diyor. Benim günahım çok zaten. Bırak saydırsın de. Ama yapamıyoruz. Aman ya. O sen bana nasıl seversin? Gel lan buraya. Bilmem .com çocuğu. Tövbe estağfurullah. 7. Böbürlenen ve kibirlenenleri. Arkadaşlar böbürlenen, kibirlenen. Makam sahibi olabilirsin. Mevki sahibi olabilirsin. Bilmem falancalardan filancalardan olabilirsin. Ama bu sana böyle göğsünü kabarta kabarta millete üst perdeden bakma hakkını vermez. Asıl böyle adamlar tevazu olacak ki Allah indinde diyor onların makamları ulaşılmaz. Allah indinde öyle kimseler vardır ki insanlardan kimse onları tanımaz. Camide en köşede namaz kılar. Sen onu normal bir piri fani ihtiyar zannedersin ya da bir genç zannedersin. Ama diyor onların Allah indinde bir makamı var, bir mevkisi var, bilemezsin. Söylüyorum hepinize. Dikkat edin. 9. Namuslu kadınlara iftira atanları. Heh. Arkadaşlar bak şimdi mevzuya bak. Bizim millette şu var. Ben bu konuları hani açık açık konuşuyorum. Millet bana sallamaya başlıyor. Ben açık açık konuşuyorum arkadaşım. Bizim millette ne var? Bir kadına çıksa ooo kesin şöyle. Ya bir dur be kardeşim, sana ne ya? Açıksa onun günahı. Yanında bir erkek görmüyorsun. Ooo götürüyor. Ulan ne götürüyor be kardeşim? Adam belki akrabası. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şuradan örneğini yakalayın arkadaşlar. Allah için bak buraya iyi kulak verin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annelerimizden biriyle konuşuyordu. Bir sahabi baktı uzaktan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü, hemen yüzünü çevirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi gel. Bak dedi, bu benim eşim dedi. Bak benim eşim bil dedi. Bak niye? Sahabinin aklına kötü bir şey gelir mi? Gelmez. Ama ona rağmen bak benim eşim bu. Hani aklına kötü bir şey gelmesin anlamında. Bizde nasıl... Vay şerefsize bak, karıyı götürüyor lan. Lan sana ne oğlum? Ya bizim millet böyle, yalan mı kardeşim ya? Bunu hepimiz yapıyoruz. Allah'a, belki teyzesinin kızı, belki halasının kızı, neyse ne, belki kadın adres soruyor. Belki kadın adres soruyor. E bir kere oldu, ben şimdi Ayasofya'ya gittik. Bir hanım kardeş geldi. Ben şimdi çağırdım mı, yok. Bana orada bir şey sordu, bir soru mu sordu, fetva mı neyse ne. Orada hemen kısaca cevapladım gittim. Şimdi arkadan, ulan Hüseyin'e bak, şerefsize bak, ulan götürüyor. Ha bizim millet kafa bu. 9. Allah Celle Celle cimrileri sevmez. Cimri. Aman ya. Böyle ne diyor? Taşı sıkıp suyunu içiyor adam alttan. Hani o suyu da arıtmadan geçiriyor. Öyle cimri yani. Öyle böyle cimri değil. Arkadaşlar Allah Celle Celle cimrileri sevmez. Sen paylaşımcı ol. Allah için ver. Bak sahabiler ne yaptı? Elinde bir varsa yarısını ona verdi. Hatta bazen hepsini verdi. Bende kalmasın, ona gitsin. Medine'de bir koyun kesildi arkadaşlar, Allah için bak buraya iyi dinleyin ya. Buradan kendi herkes kendine pay çıkarsın. Medine'de bir koyun kesildi. Düşün ya, koca Medine'de bir koyun. Bir fakire verdiler, dedi ki yan komşum benden daha fakir, ona ver. Ona gitti, o dedi daha fakir ona. O koyun bütün Medine'de dolaştı, yine ilk kesene geldi. Biz olsa Allah akşam kebap var baba. Mangal hazır. Güzelmiş lan, nerenin koyunu bu? Bizde böyle kardeşim. Bizde o et gelsin de, but gelsin de. Gönder gelsin baba, sıkıntı yok. Kimden? Ya bırak gelsin be kardeşim ya. Önemli değil. Rabbim kabul etsin. Onlar ne yapıyordu? Komşuma ver. Esnaf da nasıldı Osmanlı zamanında? Mesela adam bakkal. Müşteri geliyor sabahın 8'i. Diyor ki işte bana bir kilo peynir, bir kilo zeytin ver diyor. Bakkal bir kilo zeytini veriyor, peyniri vermiyor. Ya diyor peynir versene, yan komşum diyor daha diyor sifte ayanmadı, peynir de ondan al. Bizde olsa bırak o şerefsizi, gel ya bırak şunu be kardeşim. Ya bırak şerefsizi ya, var ya namussuz ya, bırak onu. Gel hepsini benden al kardeşim. E yalan mı? Bunlar yaşanıyor. Allah Allah, kafadan mı konuşuyor? Ve sonuncusu 10. Öğüt almayanları sevmez. Bak burada kaç tane ayet okuduk, kaç tane hadis okuduk. Buradan bir tane bile nasihat almayan, buradan bir tane bile öğüt almayan arkadaşlar yatacak yeri yok. Rabbim sevmiyor. Allah Celle Celaluhu sevmediğini, gideceği yeri söyledik. Biz oraya gidenlerden olmayalım.